yapan insan, ey irademden irade verdiğim insan, ya sen ne yapıyorsun? Ya sen ne yapıyorsun? Gökleri ve yeri sana musakkar kıldım, seni kendime. Sana musakkar kıldıklarım bana hamd etmek için benim adıma hareket ederken sen ne yapıyorsun? Zımnen bu. Piş. Bu insanın içini dışına çevirir bu aslında. Böyle. Anlayınca tabii ama anlamayınca. Ve yu'minûne bihi. Melekleri unutmuyoruz. Hayır, devam ona. Evet. Özneleri unutmuyoruz. Ve yu'minûne bihi. Oradaki bihi billahi. Allah. Onlar Allah'a iman ederler diye çevirmiyoruz. Burada bahusus çünkü meleklerin inkar etme şansı yok. Evet, doğru. Şansı yok. Şans mı diyelim buna? Yani ya, imkanı yok. Yani imkanı yok. Evet. Yani, meleklerin böyle bir şey yok. Böyle bir durumu yok. Varlığı buna aykırı. Mahulika lehleri buna müsait değil. Evet. Yaratılış amaçlı. Amaçlı. Evet. Peki o zaman ne oluyor? O zaman burada Allah'a %100 güvenirler. Güven burada. Güven burada. Allah'a %100 güvenirler. Yani Allah adına hareket etmelerinin temelinde Allah'a imanın ahlaki tanımı güvendir. İmanın ahlaki tarifi tanımı güvendir. İmanın akidevi tarifi inanmak, ahlaki tarifi güvenmektir. Ben Allah'a iman ettim ama güvenmiyorum. Ne olur mu bu, öyle şey? Bu da bugünkü poz işte. Eyvallah. Bu sakil pozun arkasında yatan mantık bu. Bunu böyle kimse söylemiyor. Fakat tavır bu. Değişi bu. Duruşu bu. Güvenmiyor. Güvenmiyor. Güvense öyle yapmaz. Yapmaz. Güvense Allah'a kim borç verir deyince. Ben diye koşar. Ben diye koşar. Atlar yani. Aynen öyle. Çünkü Allah'a borç veriyorsun. Ama güvenmiyor. Geri öder mi acaba? Öyle ya. Yani kim ölü yatırım yapar? Tabii. Buyurun hadi. Ebedi diriye yatırım yap. Güven meselesi. Nasıl iman meselesi? Kökte aynı. Devam ediyoruz. Ve yestagfirûne lillezîne âmenû. Şimdi geldi dua. Ve iman eden kimselere. Lillezîne âmenû. Aslında bunun yerine, bu ismi mevsul yerine, şöyle de efendim, ve yestagfirûne hum. Gelebilirdi. Ha onlara. He. Evet. Hayır. Gelmedi. Zamir gelmedi. Ha. Niye zamiri açtı burada? Ellezine amenu geldi. İmanı ahlak haline getirmeleri, vasıf haline getirmeleri yüzünden. Burada anılanlar aslında sırf iman ettik diyenler değil. Ellezine amenu imanı vasıf haline, ahlak haline, hayat tarzı haline getirenler demektir. O melekler kime dua etmiş burada? İmanı ahlak haline getirenlere. Yani burada zamir kullanılabilirdi. Arap dili açısından. Müsaitti. Müsaitti. Hatta Kur'an'ın üslubu buna müsait. Çünkü eliptik metin. Yani en az sözle en fazla manayı ifade etmek istediği için itnap yapmaz. Uzun söz etmez. Ama burada bir yaptı. Dikkat çekme var. O zaman ne? Ne? Zamir yerine ellezine amenu gelmesinin sebebi imanı sıfat haline, imanı ahlak haline getirenler. Elbise gibi giyenler değil. Ruh gibi. Ete kemiğe bürünmüş iman. Evet. Evet. Ve yestagfirune. İstiğfar. Kur'an'da 3 tip af ifadesi geçer. El af, el gafr, el saf. El af, bizliğimiz af. Bu kul için de kullanılır Kur'an'da, Allah için de. Peygamberimiz için mesela. Fa'fu anhum. Onları affet. Fa'fu anhum. Onları affet. Der. Af kul için de Allah için de kullanılır. Af etmek, suçun cezasından vazgeçmek ama azarından vazgeçmemektir. Saf. Vasfa. Onlara hoşgörülü davran. Kur'an'da bu da var. Emir peygamberimize. Bu da suçun cezasından da azarından da vazgeçmek fakat sen suç işledin, seni affettim demek. Gafr yani mağfiret ise suçun cezasından da azarından da ilanından da vazgeçmek. Tebliğinden de vazgeçmek. Suçu tebliğ etmemek. Yok saymak tamamen. Yok. Aynen. İşlenmemiş hükmünü almak. Aynen. Sen suç işledin de ben affettim bile dememek. Orada.
Allah'ım diyor. O melekler müminlere böyle dua ediyorlar. İşlenmemiş say. İmanı ahlak haline getirenlerin günahlarını işlenmemiş say. Evet. Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilme. Ey Rabbimiz, aynen bizim gibi. Melekler diyor şimdi, meleklerin duası bu. Unutmuyoruz, melekler duayı eden dâiler onlar. Rahmet ve ilim olarak sen her şeyi kuşatmışsın ey Rabbim. Hı hı. Dikkat buyurun. Melekler Rabbena diyor. Eyvallah. İlahena demeleri lazımdı mantıken. Evet. Çünkü rububiyet, rububiyetin muhatabı üzerinde sürekli terbiyeyi gerektirir. Efendim bilmiyoruz ama melekler de Allah'ın rububiyetinin muhatabı ve melekler de terbiye ediliyor. Bizim bilmediğimiz bir boyut. Mahiyetini değil mi? Bilmiyoruz. Bir boyutu bu açıklıyor çünkü kayıp zaten. Kayıptan bahsediyoruz. Melekten bahsediyoruz sözün bittiği yerden. Ama hitabın bize verdiği nükte de bu. Orada merakımızı celbediyor bir şey. Şimdi acaba bu iş nasıl oluyor? Ahirette merak edilecek bir şey daha çıkıyor. Eyvallah. Eyvallah. Bu iş nasıl oluyor? Demek ki mahiyetlerini öğrendiğimizde ha diyeceğiz. Meleklerin görevlerinden aldıkları dersler var mı acaba? Onun için mi o diyaloglar oluştu? Onun için mi acaba Rabbimize sen yeryüzünde kan dökecek bir... Eyvallah. Burada da öyle bir bağlantı. İlme dedi. Bakınız, alimeden getirdi. Arafeden getirmedi. Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah'a arif denmez. Eyvallah. Alim, alim der. Arafa hiçbir yerde Allah'a nispet edilmez. Çok dikkat çekicidir. Peki ilm nedir? Ragıbın tarifi, ilm bir şeyi hakikatiyle birlikte nüfuz etmek. Eyvallah. Bir dakika sonra ezanı Muhammed'in tamam. Yükseliyor inşallah semaya. Bir şeyi hakikatiyle birlikte nüfuz etmek. Evet. Onun için bakınız. Rabbim sen göğüslerin özünü bilensin. Veya innehu alimun bizatis sudur. O açıkladıklarınızı da bilir, açıklamadıklarınızı da. Yine alime. O göğüslerin özünü, o kalplerdekini bilir. O efendim ahirette ne olacağını bilir. O sizin başınıza geleceği bilir. O doğma yani ne doğuracağını bilir. Yani kaybı. Eyvallah. Kaybı bilmek alime ile ifade edilir, arafe ile de eyvallah.